Hristiyanlığın Hindistan'daki gelişimi 2000 yıl önceye dayanıyor. Yeni Antlaşma'da ismini gördüğümüz Elçi Thomas oralara kadar gitti. Thomas, İsa'nın 12 öğrencilerinden birisiydi. Anlatılan geleneksel hikayelere göre, Elçi Thomas, İsa çarmıha gerilip öldükten, dirildikten ve göğe alındıktan sonra Hindistan'a gitmiş ve orada kiliseyi kurmuş. Güney Hindistan'a giderseniz eğer Thomas'ın dağları denilen dağlar bulunmaktadır. Dağın tepesine çıktığınızda şehit edildiği yeri görebilirsiniz. Brahman'a inanan insanlara müjdeyi duyurduğundan dolayı öldürülmüştü. Yani anlayacağımız Hindistan'ın Hristiyanlıkla olan ilişkisi yaklaşık 2000 yıl. Şu anda modern dünyada ise bu daha fazla. Hindistan'ın her yerinde kiliseler var. Müjde Güney Hindistan'da devamlı olarak yayılırken, Hinduizm'de de belli başlı değişiklikler yapmaya yani reform yapmaya çalışan bazı gruplar vardı. Eğer ki yapılan her bir davranış Brahman ise o zaman bir reform olayı ortaya çıkmazdı. Çünkü yaptığımız eylemlerin doğrusu veya yanlışı olmazdı. Düşünceler eşit bir şekilde Brahman olurdu. Hristiyanlığın, özellikle de İsa Mesih'in dağdaki vaazının Hindistan'da yayılması sonucunda 19. yüzyıldan başlayan bir Hinduizm reformu gerçekleştiriliyor. Ama bunun çoğu geçtiğimiz yüzyılda yapıldı. Hinduizm'de çok büyük değişikliklere neden oldu. Özellikle bu konuda Ramahan Roy'un çok büyük bir etkisi var. Bu kişi Hindistan'a giden ilk protestan misyonerin arkadaşlarından birisiydi. Bu adam kim? William Carey. William Carey ve Ramahan Roy arkadaş oldular. Daha önce anlattığım gibi William Carey'nin Hinduizm'deki bazı uygulamalara karşı büyük bir tepkisi vardı. Özellikle de dulların öldürülmesi olayına büyük bir tepki göstermişti. Bu William Carey'i gerçekten düşündürüyordu. Ramahan Roy kendisi bir Hindu'ydu. Ama Hindu olmasına rağmen William Carey ile el ele verdi. Hindistan'daki Hinduizmi yeniden tesis etmek istiyordu. Dul kadınların öldürülmesi olayını tamamen bitirmek istiyorlardı. Bunu yapmak çok ama çok uzun yıllar aldı. Sonuç olarak yasaları değiştirmeyi başarabildiler. Dul kadınların öldürülmesini yasaklayan bir yasa çıkardılar. Ramahan Roy'un Hinduizm'de yapmak istediği yeniliklerin hepsine baktığımızda kesin ve kesin bir şekilde Hristiyanlıktan geldiğini görüyoruz. Bu değişikliklerin kökenleri Hristiyanlığa dayanıyordu. Özellikle de dağdaki vaaza. Ramahan Roy'a göre İsa Mesih Hinduizm'de aranan bir kişi olabilirdi. Hinduizmin modern dünyaya katılabilmesi için reformasyon sürecinin kesin ve kesin bir şekilde yapılması gerekiyordu. Bunun için de İsa gerekliydi. Yaptığı reformlara bakmak çok uzun zaman isteyecektir. Bundan dolayı bunları kısa bir şekilde geçiyorum. Ama bilmemiz gereken şey Hinduizmin Hristiyanlıkla devamlı olarak bir bağlantısı olduğudur. Hinduizm'de çok önemli bir düşünür daha var. Bu düşünürün adı Radha Krishnan. Bu düşünür devamlı olarak yazmaya çok özen gösteriyordu. Doktora programımı yaparken bu düşünür devamlı olarak kendi yazılarını yayınlıyordu. Amerika'da okurken o zamanlarda bu düşünür Batı'nın Hinduizmi daha iyi anlayabilmesi için sürekli olarak yazılar yazıyordu. Batı'nın anlayabileceği şekilde basit ve açıklayıcı şekilde yazıyordu. Hinduizmin Batı dünyasında yayılacağına dair bir inancı vardı. Bu adam yalnızca Batı dünyası için Hinduizmi açıklayan bir adam değildi. Aynı zamanda Hristiyanlıktaki doğa anlayışıyla alakalı birçok yazısı bulunmakta. Doğanın yanı sıra tarihe de ilgisi vardı. Hinduizm dediğimizde doğadaki her şeyin maya olduğunu söylemiştik. Yani hepsi birer yanılgıdır. Bu düşünür bu konuları devamlı olarak diğer Hindu düşünürlerle tartışan bir adamdı. Argümanı şuydu. Tarih dediğimiz şey her şey maya olmasına rağmen gerçek olabilir. Hinduizm bağlamında da tarih denilen bir şey bulunabilir diyordu.
Hinduizmin doğa ve tarih konusunda söylediği şeyler hakkında ne demiştik? Hinduizm bu konularla alakalı Maya demiş olsa da, yani birer yanılgı olduğunu savunmuş olsa da, ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken gözümüzle gördüğümüz tarihi olaylar da var diyordu. Böyle bir düşünceyi nereden buldu? Benim düşünceme göre kutsal kitabı okumuş olmalı. Kutsal kitapta tarih gerçektir, ileriye dönüktür ve geliştirilmesi gereken bir şeydir. Bu dünyanın tarihi konusunda kutsal kitabın yazdığı şeyler gerçek olmalıdır. Bence bu düşünür kutsal kitaptan çok fazla ilham aldı. Hinduizmin modern dünyaya uyum sağlayabilmesi için de bunları kullanma amacı vardı. Yaşadığımız gerçek dünyaya uyarlanması devrim niteliğinde bir şeydi. Yani anlayacağımız üzere bu adam, Batı dünyasına Hinduizmi tanıtmakla kalmamış, kutsal kitaptan bir şeyleri ilham alarak Hinduizm'de büyük bir devrim yaratmıştı. Devrim yaptığı konularda özellikle yaratılış ve tarih konularıydı. Kurduğu teoriler Brahman felsefesine ait teorilerdi. Brahman bütün dinlerin kaynağıdır diyordu. Eğer ki bütün dinler Brahmansa, kökenlerini Brahman'dan alıyordur. Anlattığı şeylerin merkezinde bu öğreti bulunuyordu. Bütün dinler Brahman'dır ve dünya üzerindeki bütün dinler Brahmanları göstermektedir diyordu. Kitabında bunu şöyle açıklıyor. Alt satır hepsinin Brahman olduğudur. Sizi Uluslararası Kutsal Kitap Öğrenme ve Müjde Paylaşma Projesi'ne katılmaya davet ediyoruz. Bu genişletilmiş Hristiyan eğitim fırsatlarının dünyanın her yerindeki insanlara sunulup sunulmayacağı hepimize bağlıdır. Dualarınıza ve maddi desteğinize çok ihtiyacımız var ve bunu takdir ediyoruz. Daha fazla bilgi için tvseminary.com'u ziyaret edin. Sonrasında ise daha üstün dinler varken altta olan dinler var diyor. Ama bütün bunların kökeni yalnızca bir yere dayanıyor. Yani Brahman'a. Bunlar insanı Tanrı'ya yönlendirir diyor. İşte bu politeizm. Hindu tapınaklarına bir sürü insanın gittiğini görebilirsiniz. Her yıl milyonlarca insan oralara gidiyor. Seçtikleri, istedikleri bir tanrıya tapıyorlar. Hepsi tanrı, hepsi Brahman. O zaman istediklerini seçebilirler. O zaman insanlar neden tapınağa gidiyorlar? Bazı insanlar ruhsallık hissetmek istiyorlar. Bundan dolayı oraya gidip de evrensel Brahman'a bir kapı olabilecek olan bu tanrılara tapıyorlar. Bu felsefeye Ahimsa felsefesi deniliyor. Hayatın korunması demek. Vejetaryanlığın ortaya çıkmasına neden olan felsefe bu. Birçok Hinduizme inanan insan bundan dolayı vejetaryen oluyor. Öldürülen herhangi bir hayvanı yememeye karar veriyorlar. Böyle bir felsefenin içerisinde herhangi bir hayvanı öldürmek kabul edilemez bir şey. Gandhi, Hindistan'daki siyasi ve ruhsal bir liderdi. Hindistan'ı İngiliz sömürgesinden kurtararak bağımsız kıldı. Bu olaylar 1940'lı yıllarda gerçekleşti. Kendisi bu felsefeden oldukça etkilenmiş bir kişiydi. Dünya üzerindeki herhangi bir canlıya zarar vermeme konusunda kararlıydı. Gandhi'nin İngiliz sömürgesine karşı başlattığı isyanda ve sonrasında şiddet kullanmamasının sebebi bu felsefeden kaynaklanmaktaydı. Etkilendiği tek şey buydu. Hiç kimseye şiddet uygulamamaya, kimseyi öldürmemeye karar vermesine sebep olan şey bu felsefeydi.